Bir sabah uyandığınızda hayatınızdaki tüm olumsuz durum ve düşüncelerin yok olduğunu varsayın lütfen. Her şey olumlu. Çözmeniz gereken hiçbir probleminiz yok. Ne kadar süre boyunca içinde bulunduğunuz bu olumlu atmosferin farkında ve mutluluğunda kalmayı başarabilirsiniz? Ben size söyleyeyim, çok uzun bir süre değil. Ne de olsa ona da alışırsınız. İnsanın başına kötü bir şey geldiğinde içinden o iyi şeyi bulup mutlu olmayı başaran Pollyanna karakterini tanımayanımız yoktur. Pollyanna'nın şöhreti belli bir yaşa gelene kadar bize örnek teşkil ederken, büyüdükçe gerçek hayat deyim yerindeyse bize torpil yapmayı bıraktığında kötü bir şöhrete dönüşebilir. Hatta bir eleştiri cümlesine döner. Pollyanna. Pollyannacılık yapma kardeşim gibi. Hayata olumlu bakmak elbette çok kıymetli ve başarabildiğimiz ölçüde de renkli ve güzel. Ama hayata pozitif bakmalıyım baskısı bir süre sonra pozitifliği ortadan kaldırıp sizi sürekli pozitif olmaya çalışan gergin birine dönüştürebilir. Pozitif bir şey bulmam lazım, ne lazım bilmiyorum gibi. Şüphesiz mutluluk bir seçim. Ama mutlu olmak olumlu bahanelerin ardına saklanmak anlamına da gelmiyor. Başımıza gelen her şey bir sonraki ve daha iyi versiyonumuza hazırlık. Biz farkında olmayı seçtiğimizde bu yoldaki hızımız artıyor. Elbette başımıza sürekli iyi şeyler gelmiyor. Ve kötü ya da henüz hazır olmadığımız bir durumla karşılaştığımızda kendimizi zorlayarak ona olumlu bakmalıyım, iyi ki oldu gibi bir zorunluluğumuz yok. İşte bütün bunları anlattık da ne yapacağız diye soruyorsanız, hayatın kendisi bir denge üzerine kurulu. Ve bu dengede olumlular kadar olumsuzlar da değerli. İkisini de ele alabilmenin yolu gerçekçi olmaktan geçiyor. Başımıza kötü bir şey geldiğinde onu iyi bir şey gibi görmeye çalışan olumlu bahaneleri kullanmayı seçmek yerine, peki şimdi ne yapabilirim sorusunu sormak, sanal bir mutluluk yaratmak yerine gerçek bir çözüm ve tatmin duygusuna ulaşmayı kolaylaştıracak. Konunun en başına geri dönersek, gerçekten her şeyin olumlu olduğu bir hayatta gerçek potansiyelinizi ortaya çıkarabilecek ne var? Bana onu söyleyin lütfen. Unutmayın sevgili dostlar, mutlu olmak için olumlu olmak değil, genelde dengede olmak gerekir.